Evet arkadaşlar, Ufuk Volkan Kardeşler kanalından herkese merhaba, herkese selamünaleyküm. Yeni videolar geliyor. Bugün size soru cevap videosu yapacağız. Bunları bizden çok istemiştiniz. Volkan kardeşimle beraber, bir de dış sesle beraber, kameraman arkadaşımızla beraber bir ortak karar aldık. Dedik ki böyle bir şey yapalım. Neydi onun adı? Soru cevap videosu yapalım. Röportaj tarzında. Çok istediğiniz için biz bunu yaptık. Normalde böyle bir şeyi daha sonra mesela 6 ay, 7 ay sonra falan düşünüyorduk. Bakalım. Bugün sorularımız var. Sizlerin bize hazırladığı. O soruları bize Salih kardeşimiz soracak. Volkan bir yerden, ben bir yerden cevaplayacağız. Valla beğenirsiniz inşallah. İnşallah. Güzel bir video olacak. Sen de Salih sor bakalım. Sor gelsin. Volkan Göse kimdir? Volkan Göse kimdir? Volkan Göse 29 yaşında. İstanbul Bağcılar'da yaşıyorum. Tekstil sektöründe uğraşıyorum. Neresi abi? Amasya. Ufuk Sinan Teke kimdir? Ufuk Sinan Teke ilk önce bir deterjan markası değildir. Onu bir bil. Ufuk Sinan Teke kimdir? 28 yaşında kendini Bağcılar'a öyle derler. Ya 28 yaşında abisi oluyorum bu arada. Bağcılar'da doğup büyüme. Kendim bizzat Samsunluyum. Ben de oto çekici işleri, alım satım işleriyle uğraşıyorum. Hep arabaların içindeyiz. Öyle Ufuk Sinan Teke öyle bir adam. 28 yaşında. Dediğim gibi aksi bir şey yok. Nasıl tanıştınız? Biz mi? Biz nasıl tanıştık? Araba sayesinde. Araçlar sayesinde. O zamanlar tabii TikTok, MikTok hiçbir şey yok. MSN vardı. Bu bana titreşim atıyordu. Ben de ona titreşim atıyordum. Biz mahallede, aynı mahallede oturuyorduk. Öyle bir yerde denk geldik, tanıştık. Bir dakika. O zamanki şeyini söylesene. MSN adresini söylesene. X. Yok, hayır. Termali Abdüre. Benim neydi biliyor musun MSN adresi? Vallahi billahi bak hala da aynıdır. Termeli alt tire ufuk 55 ethotmail.com. O zamanlar MSN var, Musa çek git bebeğim uzaklara var, anladın mı? Şey, neler neler. X ne zaman geldi? O sanayide ayıp takıyordum, ayıp diyordu. X feci diyordu. Evet, sor başka sor. Ya yine finalde arabalardan ortak nokta. Tabii. Şey oldu. Allah'a çok şükür de o gündür bugündür. Allah'ıma şükür. Ne benim ona ne onun bana yanlış görmedim olmuş. Yani. 10-12 sene. Arkamdan belki hiç çevirmiş olabilir bilmiyorum yani. Yapmış da olabilir. Allah çok şükür anlamaz o konuda sıkıntınız yok. Volkan abi ilk araban ne? İlk arabam 92 model krem renkli ahtapot jantlı Şahin. Sık Şahin. Yok. Değil miydi? Yok değil. Orijinal bir Şahin. Benim ilk arabam neydi kardeşim? Çalışmadığım bir yerden geldi. Benim ilk arabam Tofaş'tı. 34 RL 351. Ondan önce bir tane vardı da. Arka camında bir şey yazıyordu RL. Ondan önce de ilk arabam var. Onu o zaman ondan 15 önce... yaşında mı aldım? İnanmıyor lan. Abi şimdikiler bisiklete biniyor. Vallahi bak 15 yaşında mı ne aldım lan? Oğlum bizim zamanımızda yani şimdi yanlış anlamasın. Bizi eskiden söylerken... bilir. Yani biz mahallede arabayla gezerken bizim aynı yaşıtımız bisikletle geziyordu. Aynen öyle. Yani yaklaşık 15, bilemedin 16. Bunu da evraklı ispatlı bir şekilde sana gösteririm. Öyle mors gibi bakarsın kameranın karşısına. O da siyah bir Şahin'di ama ben onu ilk arabam kamera diye saymıyorum. Niye saymıyorum? Şöyle. Kötüydü. Çok kötüydü lan. Biz dedik ki alırız toplarız ama umduğum gibi çıkmadı. O bizi dağıttı. O zaman 1.200.000 almıştım. 2.200 liraya vermiştim arabayı bir hafta sonra. Ondan sonra kendime biraz para biriktirdim. Dedim ki ulan ben gidip bir tane daha dedim Tofaş alacağım. O zamanlar Tofaş moda. Gittim bir tane daha Tofaş aldım. O zaman da 17 yaşında almıştım. Ehliyetim gene yoktu. Basık bir Tofaş'tı ya. Değişik bir şeydi. Eski resimleri var. İstersen buraya bir yere koy. Tabii o zaman 10 sene önce işte ya. Yaklaşık 10 sene önce falan. O zamanın modası basık. İşte falan filan değişik bir araba. Şimdi olsa belki millet yüzüne bakmaz ama o zaman aynen. Güzeldi. Bizim gözümüze hoş geliyordu. Değişikti. Yani değişik bir arabaydı. Basıktı, etiketli, 181 vardı. Ya hepsi vardı arabada. Arka camında yazıyordu. Yazıyordu. Arka mesela. Camında rastgele bir his yazıyordu. Ufuk Volkan kardeşlerin toplam kaç aracı var? Yani şimdi kankam başlasın ilk önce. Toplamını yani Ufuk'un da ayrı arabası var. Benim de. Benim mesela Allah'a çok şükür 3 tane araba var. Bir F30 var, Ford Transit var, bir tane de Opel var. Opel'e de ben biniyorum şu an bizim kapıda. Aynen. Seni onu da götüreyim mi? Ford var zaten. 3 tane. Çekiciyi verdim ben. Benim de kardeşim, şimdi benim belli olmuyor. Bugün bir tane olur, ya şu an sabit 2 tane olur. Mesela sürekli değişiyor. Şu an
kapıda duran 4 tane aracım var. Allah'ıma şükürler olsun. Bir tane Ford ne o? Jeep, Ford GMX'im var. Focus GMX'lerden var. Bir tane Getz var. Kangon var çok şükür. Bir tane de çekicim var. Çekiciyi bu arada değiştiriyoruz. Yeni proje var mı? Hani böyle Kango gibi. Kanka, benim şahsıma kendi adıma konuşayım. Ya zaten onun ayrı gayrımız yok da şu an ben çekicimi değiştireceğim. Sattım. Parasını aldım. Yani bu video yayında olduğu zaman büyük bir ihtimal ben diğer çekicide olmuş olurum. İnşallah. Diye düşünüyorum Allah nasip ederse. Güzel bir araba aldım. Allah nasip ederse çok güzel bir çekici yapacağım. Harbiden biraz ülkenin gündemini değiştireceğim ben etiket konusunda. Allah nasip ederse bunu harcadığım paranın aynısını ona da harcamayı düşünüyorum. Güzel bir para harcayacağız. Güzel bir araba yapacağız. Allah nasip ederse tabii. Allah isterse bir işi muhallebi yerken kırar dişi. Allah istemezse bir işi mermere çakar dişi mi? Öyle bir şey var değil mi? Neden sarı? Yani bu Kango sarı, ondan sonra Volkan abi bir tane BMW vardı, o da sarı. Ben sana söyleyeyim, bunu daha önceki YouTube videolarında, bizim kanalımız değil de başka YouTube videolarında konuk olarak gittiğimiz kanallarda bu soru bana çok geldi. Benim normalde sarı bende yoktu. Yani ben sarı yapmaya gibi bir aklımda bir hayalim yoktu. Volkan'ın sarı kafasında vardı. Volkan dedi ki sarı yaparız kanka arabanı. Hani bir araba yaparsak sarı yaparız dedi. Sonra ben de dedim ki ulan dedim Kango yapacağız işte Kango'yu alalım. Volkan sarı deyince Ankara'da bir abimiz vardı. Sarı yapalım dediği. Yani beğendiğimiz bir araba vardı orada. Volkan dedi ki bu renk yapalım. Bu renk çok güzel. Sonra dedim ki kafamda canlandırdım. Dedim ki lan nasıl olur? Düşündük, taşındık. Değişik de bir boyası var arkadaşlar bu arabanın. Sedefli. Yani boyacı olan bilir. Mesela bu arabanın boyası 4 tane kat atıyorsun. İlk önce beyaz atıyorsun. Sonra açık sarı atıyorsun. Sonra koyu sarı atıyorsun. Sonra sedef atıyorsun. Sonra vernik atıyorsun. 5 elementten oluşan bir boyası var. Yarın öbür gün bir yerini vurduğun zaman renk tutmama olasılığı var. Değişik sedefli sarı olduğu için bol vernikli. O yüzden değişik bir boya. Yani pahalı da bir boya. Şimdi yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Bana bu boyayı çok soruyorlar. Instagram'dan, DM'den çok soruyorlar. Yardımcı oluyorum. Kodunu veriyorum. İsteyen olursa özelden yazsın. Yine vereyim. Sadece boyası arabanın yani 3750 lira tutuyor şu an. Sadece boya malzemeleri. Bilenler bilir zaten. Yani zor bir boya. Biz bu arabayı Kayseri'den almıştık. Zaten oraya da hususi kendi arabamızla gitmiştik. Yolda gelirken hoş beş sohbet ederken projesini çizmiştik. Dedik ki şöyle yaparız, işte arkasını böyle yaparız, önünü böyle yaparız, komple rengini bu renk yaparız. Böyle bir kafamızda bir proje çizmiştik. Kayseri'den buraya gelene kadar zaten arabayı biz komple bitirdik. Evet, yani kafada bitirdik. Tabii. Geldik dedik bu olacak, aynen. Bitti. Geldik, direkt soyduk, soğana çevirdik, geliştik. Böyle TR'ye dert oldu. Bu arabayı zaten birçoğunuz bilirsiniz. Bir soru, niye şeyler değişti? Arka tarafı ortayı niye değiştirdin? Arka tarafı ortayı niye değiştirdim? Güzel bir soru. Bu soru bana geldi. Kanka şimdi bizim aracımızın içinde 8 tane bas var. Bu 8 tane basın kabini ister istemez ya, arabanın yarısı boyunda olduğu için buradaki eski hoparlörlerim olan BMW 38 cm 8-10 hoparlörler litrede yetmiyordu. Yani litresi yetmiyordu. Çaldığı zaman gayet de başarılı çalıyordu. Yani bunların sesini bile susturuyordu. Çok güzel tonlaması vardı. Çok güzel. Mesela ben önderki basları açmıyordum bu arkada onlar olduğu zaman. Mid bastı. Harika bir tonu vardı. Çok sert duruyordu. Çok sert duruyordu evet. Ama dediğim gibi litresi yetmedi. Bir de dedim televizyon koyacağım. PlayStation işte böyle yasaklarda canımız sıkılıyor. Oraya götürüyoruz, buraya götürüyoruz falan filan derken böyle bir karar aldık. Yarın öbür gün bakmışsın tavan koyarız. Ya bizde sadece değişen arabadaki aksesuarlar olur. Karakterimiz hiçbir zaman değişmez. Bu da böyle biline. Ama arabamızdaki kolonlar değişir. İşte kablolar değişir. Televizyonlar değişir. Ama karakterimiz asla. Evet sor. O kadar. Ticari sevdası nereden geliyor? Ticari sevdası nereden geldi? Yani mecburum. Çünkü bizim bayan giyim üzerine 3 tane mağaza var Güngören'de. Bunların mal götürümü olsun, mal getirimi olsun, müşteriye mal teslimi olsun. Bunların hepsini ben kendim yapıyorum bizim kendi dükkanımızda. Onun için de küçük bir araba hiçbir zaman işimi görmedi. Onun için F30'da da mesela 3 aydır marş basmıyorum. Mecburen büyük arabayla koşturmak zorundayım. O yüzden Ford hep bizim yani zayımız. Ford olur, Transporter olur, daha önceki arabalar hep büyük. Büyük araç işimi görüyor ve yaptığın zaman bir normal otomobillere göre bir tık daha İyi duruyor. Büyük araba olduğu için dikkat çekiyor. Farklı da böyle şeyi var, izleyeni var. Yani farklı da bir izleyeni, farklı da bir seveni var. Farklı bir bölümü var o arabanın. Gerçekten ticari dedim mi, oturun, parantez açın bir daha bir düşünün derim ben. Siz de arkadaşlar. Şey var, dur.
Sarayın torunu nereden geliyor? Sarayın torunu nereden geliyor? Kanka benim annemin rahmetli babası var. Rahmetli babasının köyde lakabı. Öyle söyleyeyim yani. Ben mesela köye gittiğim zaman sen kimdensin dedikleri zaman ben diyorum Sarayın Ali'nin torunuyum diyorum. Dedem onu ya. Dedem. Özledim. Tamam lakab, ya hemen ayıkıyorum. Lakab işte. Muhabbetleri köylerde köy yerinde zaten hep çok vardır. Modadır böyle benim, şeyler. Benim annemin sülalesinde de sen biliyorsun zaten. Esük diyorlar. Esükler diyorlar. Yarı deli demek gibi bir şey. Esük diyorlar. İzleyenler zaten termeden olanlar bizi bilir. Babamlara bir şey demiyorlar ya. Babamlar ama standart. Bir şey dememişler onlara. Benim suçum mu? Benim suçum mu? Neyi demem amam kalkıp giden mi? Fuarlar ne zaman geliyor? Kanka fuarlar ne zaman geliyor? Ben şahsen bu arabayı yaptım, boyadım, cihazını koydum. Dediler ki içinde bilmem ne virüs. Dedik lan tırıvırı falan filan hikaye olur. Aa bir baktık ülkeyi komple girişler çıkışlar kapatıldı. Fuarlar ondan sonra her şey iptal oldu. Toplu yerlerde müdahale oluyor. Arabaya gidiyorsun bir yerde açıyorsun sıkıntı oluyor. O yüzden kalabalık ortamlarda bir de maske zorunlu olduğu için Covid dolayısıyla şu an fuarları iptal ettiler. Ama ne zaman açılır hakkında bir bilgim yok. Aşılar geldi ülkemize. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız milleti için işte bakanlarımız olsun herkes uğraştı bir şekilde aşıları getirdiler. İnşallah bu sene ümidimiz var. Güzel fuarlar olacağına inanıyorum. Bu sene de olmazsa anca bir dahaki sene olur diye düşünüyorum. Ya şu korona bitsin de ben bir sene daha evden çıkmamaya razıyım ya. Değil mi? Bu arabaya niye bu kadar güçlü tesisat yaptın? Yani sonuçta tesisatçı değilsin. Böyle sistemine çok bir alakan yok. Neden yaptın diye? Kanka bak şimdi onu ben sana şöyle izah edeyim. Şimdi herkesin kendine göre bir merakı vardır, bir zevki vardır, bir hobisi vardır. Şimdi ben yıllardır araba sektöründeyim ama tesisat olayı benim için çok farklı. Mesela ben eskiden kendime araba aldığım zaman mesela arabayı yapmaya başlamadan önce ben ilk önce aldığım gün cihazını koyardım. Yani benim için müzik sistemi farklı bir şey. Yani güçlü bir araba yapacaktım. Yılların biriktirdiğim böyle bir hayalim vardı. Dedim ki ulan biraz daha sabır en iyisini yaparız. Biraz daha sabır işte bir kere yaparız tam yaparız kalır. İşte biraz daha sabır işte daha güzelini yaparız. İşte bütün markaları dinledim. Bütün hepsini dinledim. Sonra hoşuma bu gitti. Dedim ki böyle gırtlağına kadar doldurayım. Satmayı da düşünmüyorum. Allah nasip ederse çocuğuma bırakmayı düşünüyorum bu arabayı. Kalsın yani bana bir zararı yok, ziyanı yok. 6 aydan aya bir vergisi var, bir muayenesi var. Onları götürüp yaptırıyorum. Böyle garajda yatıyor. Fuarlar olunca fuarlara götürüyorum. Öyle günlük hayatta kullandığım bir arabada değil. Günlük hayatta kullanılacak bir araba hiç değil. Yani 2 kişilik bir araba. Kalkışı olsun, duruşu olsun çok zor bir araba. Yani seviyoruz yani tesisat işleriyle uğraşmayı seviyoruz. Sağlam hobiciyim yani. Onu diyebilirim. Çoğunu bozarım. Haberiniz olsun. Evet başka sorunlar için. Bu arabayı ne kadar harcadın? Toplam yani her şeyle birlikte, jantlarla, her şeyle birlikte kaç para harcadın? Kanka sana şöyle söyleyeyim. Arabayı çıplak aldığım hali sol köşeye koy. Atacağım sana fotoğrafı. Sol köşeye şu çıplak aldığım fotoğraftan bak elimden düştüm böyle. Düştün yere şu an tamam mı? Bomba gibi patlasın orada. 8750'ye aldım. Yaklaşık 1,5 senesini doldurdu araba. Şu an bu arabaya kullandığım civatasına, bak kullandığım civatası dahil olmak üzere şu an 186 bin liranın içindeyim. Ve hala da gidiyor. Kafamda planladığım bir 20 lira daha yer gibi düşünüyorum. Ne yapıyorsun? Vallahi tavan koyabilirim. Ondan sonra arkalara eğri süspansiyon düşünüyorum. Kaldırır mı ki? Yanlardan kanat yapacağız. Taksi 5'te vardı ya gidiyor. Analif bir tokuyor mesela. Şey yapacağım, tavan koyabilirim. Ondan sonra arkalara eğri süspansiyon koyabilirim. Şu anlık bunlar. Daha da başka yapılacak bir şey kalmadı. Şu an araba harbiden TR'nin en dolu kangosu anladın mı? Yani hepsini yaptık yani daha ötesi yok. Arabada yanmayan paspas bile var anasını satayım. Anka oto paspasları anladın mı? En güzel paspaslardan gittik ismimizi yazdırdık. Yani özel bir paspas yaptık arabaya. Arabada yok olmayan kalmadı. Ha belki olursa egzoz ama belki. Sevmiyorum ama belki. O da bir ihtimal. Neden 800 lira paspas? Neden 1000 değil, neden 1500 değil, neden 3000 değil, 800 yani? Kanka bak şimdi sana şunun öyle izahını yapayım. Güçlü baslarla sistem yapmak çok kolay. Yani ülkede şu an bazılarının belki zoruna gidebilir bu söylediklerim ama kimse beni yanlış anlamasın. İstemeden birini kırdıysam da kimse kusura bakmasın. Şimdi arkadaşlar, güçlü bas zaten kendini zaten kendisi güçlü anladın mı? Senin onu kabinle biraz daha güçlendirmen gerekir. Zaten bası eline aldığın zaman internet diye bir şey var elimizin altında, herkesin telefonunda. Google'dan yazdığın zaman
bir basın değerlerini zaten kutusunda bile çıktığı zaman basın orada çalma prensibi, çalma değerleri, kaç şiddetle çalacağı hepsi zaten yazıyor. Yani sen ona kadar güçlü bir bas, amfi takarsan o araba zaten, o baslar zaten o arabayı çıldırtır, coşturur. Yani o işler zaten basit işler. Yani nasıl basit işler? Tamam çaldıramayan da vardır ama biraz araştırmacı, biraz böyle gözlemci biri olduğun zaman güçlü basla araba çaldırmak çok kolay. Biz dedik ki düşük, hani düşük RMS'lerle neler yapabiliriz? Düşük RMS'lerle neler yapabiliriz dedik. Türkiye'de bir ilkleri yaptık. 17-22 Hz aralıklı istediğiniz şarkıları arabamızda çaldırabiliyoruz. Ha, vardır Türkiye'de illaki daha çok alta inen olacağını zannetmiyorum ama daha da belki alta inen Hz'li aralar vardır ama onların da gidip baslarına bakalım. 2500 RMS'ten aşağısı değildir. 800 RMS baslarla biz bu kadar çaldırabiliyoruz. Varsa daha güzel çaldırabilen onlara da bize maşallah demek düşer. Aynen öyle. Yani biz 800 RMS'lerle bunları yapabiliyoruz. Çok cam şehitimiz var ha, videolardan bilenler bilir. Volkan, benim aklıma takılıyor şimdi. Sen bu Ford'u aldığında direkt sıfır aldın, direkt air yaptırmaya götürdün. Hiç korkmadın mı abi? Hani arabaya bir şey olur, ben bu arabayı yük atıyorum, körükler patlar. Bundan hiç korkmadan direkt nasıl götürdün? Kanka sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bundan bir önceki arabamda Transporter'dı. Onda da air vardı. Onda da aynı şekilde mal taşıyordum. Aynı dükkanın mallarını götürüp getiriyordum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yani arabayı sıfır aldım transiti. 200 kilometre mi ne yaptım? Ondan sonra Allah razı olsun Hasan'a bıraktım. Hasan bütün işlerini yaptırdı. Patlar mı patlamaz mı veya sıfır araba hiç gözüme gelmedi. Sonuçta bu benim zevkim, hevesim. Normalde ilk aldığımızda hiçbir şey yaptırmayacaktık ama 200 kilometre kullanabildik. Aynen. 300 ben şöyle bir anı anlatayım size. Normalde ben bunun oyunu biliyorum. Transporter aldı bu. Arabayı başladı yapmaya. Dedim ki arabayı satıyorum dedi. Araba hemen sattı. Bir tane Ford bulmuş. Önü çok güzeldi. Her yeri böyle buna hitap eden bir arabaydı. Sonra dedim ki kanka dedim, bunu yapacağım mı? Hani dedim air koyacağım mı? Şu yak dedi kanka. Bu dedi hani kıyamam gibisinden. Arabayı aldı 2 gün. 3. gün bir baktım neredesin? De kanka işte araba air yaptırıyoruz. Çantaya koyacağız. 3. gün arabaya air yaptırdı. Böyle bir rahatsız. Yani ticari çok iyi duruyor. Dışarıdan da güzel duruyor. Bir de yaptıkça kesin. Araba güzelleşti. Aynen. Yaptıkça güzelleştiği için hani olsun yani ya. Air'den korkmuyor musun? Kardeşim bir de şöyle bir şey var. Ya normalde yolda yürürken düşüp ölüyorsun. Soruyu şöyle soruyorum. Millet binek arabaya biliyorsun eğirden korkarak girip yaptırmıyor. Doğru mu? Siz de bilirsiniz yani. Zaten. İzleyenler de bilir. Millet diyor, eğir yolda patlar mı? Körük yolda patlar mı? Gibi böyle insanların sürekli kafasında soruları var. Volkan ticari arabaya gidip eğir yapıyor. Aynı zamanda o arabayla da uzun yola sürekli gidiyor. Yani senede 3 defa 4 defa Amasya'ya gidip geliyor. Doğru mu kanka? Tabii kanka ama bu korkma aşamasını acemiliğini attığım için yarın da gitsem sıfır araba alsam Allah nasip etse yine 2 gün sonra yine yaparım. Aynen. Çünkü o acemiliği geçtim. Yani o düşünce, o mantık o benden çıktı. Bir de şey var arkadaşlar. Yaptırdığımız yer kaliteli olduğu için, Hasan gerçekten işin ehli olduğu için, yani işçiliğine güvendiğimiz için hiç gözümüzü kapatıp gidebiliyoruz. Yani tabii. Gözümüzü kapatıp gidebiliyoruz derken, gözümüzü kapatıp gidersek kaza yaparız. Yani kafamıza takmıyoruz o anlamda yani. Yanlış anlaşılmasın. Kanka F30'da ben Hasan'la daha önceden konuştum bu konuyu. Hasan dedi ki daha önceden yaptırmış, yapanlar varmış. Ön takımında herhangi bir ses alıyormuş. Bir sıkıntı varmış F30'ların ön tarafında. Yani coil daha mantıklı geliyormuş. Air yapmış ön taraftan, ön takımdan zaten ses geliyormuş. Arabası tabii şu an airli gibi basık zaten şu an. Şu anda çözülmüş. Airli'den de basıktır. Daha basık diye olduğunu da yemin edebilirim ama kanıtlayamam diye. Kanka zaten arabayı kullanmıyor ki. Arabayı aldığı günden beri o araba otoparkta yatıyor. Hani helal de basık. Kanka, bizi çok mutlu ediyor zaten şu an. Düz yolda ön tamponu değdirttireyim sana istediğin aynen kadar. Onun videosu var. F30'un o orijinal tamponla yere değdirttiriyorum. Sıkıntı yapandan yana. Evet arkadaşlar, bizden soru cevap videosu izlediğiniz için, istediğiniz için sizi bu tarz video yapmak istedik. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için herkese teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin. Kanala abone olup like atmayı, like abone olmayı. Like ve beğeni. Like işte hepsi aynı oğlum. Bildirim seslerini açın. Allah ne bulduysa yapın baba. Ya, para istediniz, pul istediniz. Kamera açtı, göstereyim mi? Göster, bir şey olmaz, ne olacak? Göster. Herkes ayak kalktı. Yüzü eskiyormuş, bunlar ne için yüzü eskiyor? İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün Mehmet Kartal'ın dükkanında Yıldız Garaj'dayız. O da bizi misafir ettiği için ona teşekkür ederiz. Kanka bugünün sözü. Çamuru leke sanıyor topraktan gelen insanoğlu. Bizi izlemeye devam edin. Cümletten hepinize bay bay, görüşürüz.